Aslım. Kızım ne olursun içine atma. Ben görüyorum senin hala Ozan'ı sevdiğini. Ona ne kadar kızsan da, sana inanmadığı için hayal kırıklığı yaşamış olsan da kalbinden atamıyorsun onu. Kızım lütfen içine atma. Anlat bana. Belki bir çare buluruz birlikte. Ha? Benim derdimin tek çaresi o. Ozan. Neyse anneciğim. Bak burada konuşmayalım bunlar, olur mu? Berçin bırak şuraya. Şoför diğer şeyleri de getirir. Sen nereye? Yardım edeceksin bize. Ben mi? Sen tabii ki. Dışarıda bir sürü poşet var. Evde iş çok. Kutlama var akşam. Kutlama mı? Ne kutlaması? Benim haberim yok ama. Biz hizmetçilere haber vermiyoruz tatlım. Peki Ozan'ın haberi var mı bundan? Jülda'nın bu haldeyken evde bir etkinlik düzenlemek. Sana ne kızım? Sana ne? Sen işine baksana. Doktorla konuştuk herhalde. Senden daha çok düşünüyorum ben Jülideciğim, merak etme. Onun için yapıyoruz kutlamayı. Kızım tamam, ses etme. Şimdi canını daha çok sıkarlar. Ben sana yardım ederim. Hadi gel. Bir zahmet. Anne, akşama şenlik var. Aslım bebeğimin Ozan'dan olduğunu öğrendiği zaman bakalım yüzü ne renk olacak. Hı. Bu eve bir daha asla giremez. Şunlara bak şunlara. Ay bir şeyi beceremedim. Ya sıfırlar aşağıda, ikiler yukarıda olacak. Neyini anlamadın? Anlamıyorum ki. Ha, biraz perspektif. Ay sen hayatında hiç cookie yapmadın herhalde. Ne biçim yoğurmak bu? Al Berçin. Çok biliyorsan sen yap. Bana bak. Senin dilin fazla uzamış. Bu ukalalıkla bu evde barınamazsın, söyleyeyim sana. Senin evinde olmadığımıza göre sorun yok. Düzgün yoğur. Ya sabır. Alo. Ya, Sibel ben, evet. Bistroları bekliyorum. Nerede? E parti başlayacak. Nasıl hazırlayacak bu insan? İki yukarı iki. İki yukarı. E tamam işte. Ay Allah. Evet bekliyorum. Ne oluyor? Ne bu tantana? Jülideciğim. Senin şerefine yemek veriyoruz. Hem yılbaşını da kutlarız dedim. Sen hatırlamıyor olabilirsin ama yeni yıl kutlamalarını çok seversin sen. Güzel arkadaşım benim. Thank you.